İbrahim Hocam, bugün polenleri konuşacağız, alerjiyi konuşacağız, kalp ve damar rahatsızlıklarını konuşacağız. Evet. Hangisinden başlayalım? Konularımız çok, seninle Beslenmeden konuşacağım. başlıyoruz. Beslenmeden başlayalım, buyurun. Tam da Neden? kahvaltı masasında. Evet, neden Evet. insanlar alerji oluyor? Alerjinin sebebi nedir? Niçin? Vücudun histamin kortizon dengeleri bozuluyor. Böbrek üstü bezeleri kortizon, mast selin denen ana hücreler histamin salgılar. Vücudumuzda salgılanan histamin kortizon dengesi bozulursa, sürekli histamin oranı yükselirse alerji ortaya çıkar. Neden histamin yükselir? İnsanlar maalesef nasıl besleniyor? Yanlış besleniyoruz. Yanlış beslenme nedir? Kahvaltı sırasında veya yemek sırasında, yemekten yarım saat önce, yemek sırasında, yemekten 2 saat sonra sıvı tüketmek iyi değil. Evet, bu hiç duymadığınız bir şey söyledim. Sıvı tüketmek, yemekten yarım saat önce, yemek sırasında veya kahvaltıda ve 2 saat sonra sıvı tüketilirse ne olur? Mide asidinin kalitesi düşer. Mide asidinin kalitesi düşerse yemiş olduğumuz besinle sindirilmeden bağırsağa geçer. Bağırsağa geçerse ne olur? Sindirilmeyen besinleri Evet. bağırsaklar hazmetmez. Burada bakteri, virüs ve mantarlar toksik madde üretir. Sürekli bir toksik madde. Bu da bağırsakları yakar, kavurur. Bağırsaklar kendini korumak için yağ tabakası oluşturur. Bağırsaklar yağlanırsa ne olur? Enzim salgılayamaz. Histamin oranı sürekli yükselir. Bu da polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik astım, kurdeşen, sedef yani birçok hastalığı hatta panik atak, depresyon gibi hastalıkları tetikler. Aa, çok önemli. Çünkü Evet. toksik maddeler emiliyor bağırsaklar. 150 metrekare bir insanın bağırsağı. Halı gibi düşünün. Halının üstündeki iplikler gibi, bağırsakların üstünde iplik gibi bilinç denen kanallar var. Bu kanallar besinlerdeki vitamin, mineral, enzimi emdiği gibi bakteri, virüs ve mantarların üretmiş olduğu toksik maddeyi de emiyor. Absorbe ediyor. Nereye gidiyor? Karaciğer. Doğru. Karaciğer arıtmak için B6 vitamini, B12 vitamini, folik asit harcıyor. Zamanla karaciğer yoruluyor, yağlanıyor, arıtamıyor. Arıtamadığı toksik madde nereye gidiyor? Beyinde depolanıyor bir kısmı. Bu da hormon anormalliklerine sebep oluyor. Serotonin hormonu azalır. Noradrenalin hormonu azalır. Glutamat azalırsa kişi önce gergin, stresli olur. Mutsuzluk, mutluluk Mutsuz hormonu olur. değil mi? Evet, Hani... mutluluk hormonu serotonin. Doğru. Hepsi azaldıkça birbiriyle zincirleme. Hocam sizinle çok yani programlar yaptık. su Yani içilmeyecek diyorsun. 2 saat yemekten önce, önce, yarım saat önce, yarım yemek saat. sırasında, yemekten sonra, 2 saat sonra sıvı tüketilirse mide asidinin kalitesi düşüyor. Vay be. Mide asidinin kalitesi düşerse bu şuna benzer. Patatesi haşlıyorsunuz kaç derecede? Kaynar suda. Fokur Evet. fokur kaynıyor. Suda patatesi haşlarsanız patatesteki bakteri, virüs, mantar ve parazitler ölür bir. Yani haşlanır. Haşlanınca. Haşladığınız zaman patatesi veya herhangi bir sebze Ölüyor. ve meyve. Tamam. Evet. Haşladığınızda yüksek derecede haşlandığında ne olur? Ölür bir. Besin sindirilir hale gelir. İki. Midede çok sert bir asit salgılar. Mide asidi, hidroklorik asit. Hidroklorik. Hidroklorik asit yani mide asidi çok sert bir asit. Yediğiniz her şeyi hemen onu ne yakar? Haşlar, kaynar. Mide, düdüklü tencereye benzetelim. Evet. Midenize giden her şeyi mide asidi haşlar. Besinlerle aldığı kişi bakteri, virüs, mantar, parazitleri öldürür. Hidroklorik asit yani mide asidi. Besinde mesela elma, armut yediniz, parazit vardır, mikrop vardır, yumurtası vardır. Bunların hepsini haşlar. Evet. Fakat kişi yemek sırasında, yemekten önce, yemek sırasında, yemekten sonra sıvı tüketirse, çay, kahve, kola, fanta vesaire efendim yok meyve suyudu, suyudu tüketirse mide asidinin kalitesi düşer. 2'den pH değeri 2'den düştü 4'e, 5'e Evet. diyelim ne olur? Hocam kahvaltıdan önce de öğle yemeğinden önce de diyorsunuz değil mi? Hani Yemekten yarım kola saat önce, yemek önce. sırasında ve 2 saat sonra. Yemek sırasında da mı içmeyeceğiz? Tabii. Kola Önce yemek falan. sırasında, Evet. yemekten sonra. Yani 2,5 saat yemek yiyorsak, kahvaltı yapıyorsak mesela şimdi sıvı İçmeyeceğiz. yok. Ya çay, sıvı tüketeceksin ya katı. Hocam portakal suyu? Hiçbir sıvı, Hiçbir hiçbir şey. sıvı yok. Aa, portakal suyu, Sıvı ayran.
Hiçbir sıvı. Biz içiyoruz. Öğle sıvı yemeğinde, tükettiği zaman akşam mide asidinin pH'i düşer. Düşerse bir, mesela zebze veya meyve yiyorsunuz. Zebzedeki, meyvedeki bakteri, virüs, mantar, parazit ve parazitlerin larvaları, yumurtaları vesaire hiçbir şey ölmez. Mide asidi haşlayamadığı için, pH'i düştüğü için 4'e 5'e besinlerdeki mikroplar ölmez. Ölmezse nereye gidiyor? Bağırsaklara. Kokuşmaya başlar. Kişinin bağırsakları böyle fokur fokur gaz oluşur böyle. Evet, doğru. Ne yapar buradaki gaz? Zamanla karaciğeri, mideyi, pankreası, dalağı yukarı doğru sıkıştırır. Evet. Onlar da akciğer, akciğerde kalbi sıkıştırır. Zamanla kişi nefes alamaz. Zanneder ki akciğerinde problem var. Halbuki akciğerinde değil problem. Gaz yapıyor. Gazdan kaynaklanıyor. Gazdan dolayı, evet. Bazısı kalbi sıkışır, kalbinde problem zanneder. Halbuki kalple ilgisi yok. Bağırsakla ilgili, mantarla ilgili. Mantarlar, bakteriler sürekli gaz üretir. Yani kişi sıvı tüketmezse bu arada hiçbir sindirim problemi olmaz. Evet. Aa, ne kadar ilginç. Yediğini sindirir. Çok ilginç.